Herkese merhaba. Beşiktaş kariyeriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kariyerde durumumuz çok iyi değil. Yani son maçlardaki kötü performans ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü performanstan dolayı biraz bu kariyerden soğudum. Bana bu kariyeri düzeltmem için yardımcı olun arkadaşlar. Gerçekten buna ihtiyacım var. Düzeltemiyorum. Sıkıntılarım büyük. Evimizde Dortmund'la oynayacağız şimdi. Hiç umudum yok. 3 maçta 0 puan çektik Şampiyonlar Ligi'nde. Devamı nasıl olacak? Yani Dortmund'u yenebilir miyiz? İnanın bilmiyorum. Kalede İlkay olacak yani, düşünün. Rezilliğimi düşünün. Şimdi Nihat'la Mukaçi ikilisi var forvette. Bizim iyi oynadığımız zamanlarda hiç iyi oynadığımız zaman olmamış ki. Bu sezon berbat durumdayız. En son 3-1 biten maçta kim oynamış? Nihat'la Mukaç oynamış. Bozmayacağım. Tuncay'ı forvet arkası alacağım yine. Kennedy Bakırcıoğlu iyi oynuyor sanırım. Onu da kesmek istemiyorum. Neyse, yedek olsun. İlhan 9'la oynamış son maçını. Amokachi'nin yerine İlhan'ı alalım. Nihat kötü oynamış. Sergen'e zaten şans vermiyoruz. Bizim Geon bu sene nasıl oynadı oynadığımı sadece 5 maçta oynamış. Zaten lig 8 maç yapmışız. 11-12 maç yapmışız toplamda. Guardiola'nın yeri sağlam. Yasin nasıl oynuyor? İşte. Yanındaki adamımız kim? Tayfur. Tayfur'u döktürüyor. Yasin'in yerine Geon'u alalım. Bu maça bir çıkalım bakalım. Dortmund'u yenebilecek miyiz? Oo, gol geldi. Guardiola attı. Aa, bu bizim için bir yükseliş maçı mı olacak bu? 2 oldu. Aa. Neler oluyor? 3 oldu, Nihat attı. Dortmund'a karşı hem de. Abi bir dakika. Biz Dortmund'la oynayıp 4-2 kaybetmedik mi? 3-0 öndeyiz şu anda. Ve adamları darma duman ediyoruz. Bu Alex. Alex de Souza olan Alex. Abi çok enteresan. Takım coşuyor. 4 oldu. Oo. Gerçekten hiç umudum yoktu. Şu an her şey tersine döndü. Takım döktürüyor şu anda. Bana yardımcı olun. Bu takımı daha yüksek seviyelere çıkartalım. Artık Şampiyonlar Ligi'nde şey olmaz. Yani gruptan çıkmamız çok zor. 3 maçın 3'ünü birden almamız lazım. İlkini aldık diyelim. Diğer 2 maçı da almamız lazım. Bana yardımcı olun. Bu gruptan en azından UEFA'ya gidelim. Abi 5 tane attık adamlara. İnanılmaz bir performans. İlhan 2 tane asist yaptı. Abi çok enteresan. West yok. Yönetim memnun. Oh ya, oh ya. Ligde durum ne? 6. sıradayız. Abi ben bu gazla, bakın tüylerim diken diken oldu. Ben bu gazla takımı alır, sırtlar götürürüm abi. Siz de yardımcı olacaksınız tabii ki bana. Sakarya. Şimdi ben, bir de kalede İlkay vardı ya. İlkay. Düşünün yani. Abi hiç bozma takımı. Evimizde Sakarya. Bunlara da en az 2-3 tane atmamız lazım. Dortmund'a 5 atan takım bunlara 5-6 tane atar. 7. dakika 2-0 oldu. İlhan Mansız. Tam İlhan Mansız ya. Tam ya. Ahmet Yıldırım attı. Ahmet Yıldırım 2 maçtır döktürüyor. 3-0. Şimdi maç fazlasıyla 3. sıraya yükselmiş durumdayız. Kayıpları olacak bunların. Elbette olacak kayıpları. O zaman da biz tepelerine çökmek için hazır olacağız. Hakkı kim? Hakkı Aydoğan. Geç abi, geç. 9 şut, 6'sı kalede, 3'ü gol. Nihat da asistini yaptı. Nihat 8 ile oynadı. Bu maçta da 8 ile oynadı.
Nihat'ım, aslanım benim, artık toparlan, şu formayı al ve coştur abi ortalığı ya. Tayfur deseniz adam asist manyağı. İlhan bir de attı. İlhan bir de attı. Kennedy ne yaptı son maçta? 7 ile oynamış. O takım coşarken Kennedy nasıl 7 ile oynayabilir? Fenerbahçe kazandı. Puan farkı 8. Olsun. Roma ile oynayacağız. Adamlar bize 5 tane atmıştı evimizde. Şimdi bizim takımda Kim yok, West yok. Bu çok kötü bir eksiklik. West'in yerine kim oynatacağız biz? Ali Eren mi? Erman mı? Ali Eren'i oynatalım. Erman'ı da yedeğe alalım. Haber ne? Inter Edmundo'yu almış. İbrahim Üzülmez dönmüş. Erman'ı buraya al. İbrahim Üzülmez'i ilk 11'e alalım mı? Adam 2 maçtır döktürüyor. Ziya'nın yerine de İbrahim Üzülmez'i al. İkinci yarıda ne olur ne olmaz girsin. Deplasmanda Roma'yı yener miyiz? Abi. Başlattım. Yani umut. Ya abi Roma ile oynayacağız. Ne umudu yani? Deplasmandayız bir de. Ben su içeyim su. Fevzi'nin direnciyle şu ana kadar dayandık. Abi kontra atağı bir açalım ya, belki gol buluruz. Ne diyorsunuz? Yenilmesek yeter yani. Sağlam da gol attık ya grupta. 10 gol oldu. 2-0. Guardiola çok kötü oynuyor ya. Bizim Geon ne yapıyor? İyi. İlhan garip. Son 3 maçın 3'ünde de 9-10 oynamış. Ama bu maçta hiçbir şey yok. Abi kontra atak da tutmuyor. Şutumuz yok ya, şutumuz yok. Abi, battı balık yan gider. Saldırın, ne diyeyim. Kennedy oynamıyor. Tuncay'ı deneyelim. İbrahim Üzülmez'i alalım Ahmet Yıldırım'ın yerine. Guardiola 4 ile oynuyor. Yasin Sülün'le de Gion'u değiştirelim. Bir de şöyle deneyelim bakalım. 2 gol atacak değiliz ya bu saatten sonra. 3 oldu. Biz atak oynayınca adamlar gol atıyor. Yani böyle olacağı belliydi zaten de. Roma çıktı gruptan. Bizim son maçta Rosenborg'u yenmemiz lazım. Roma'nın da Dortmund'u yenmesi lazım ki biz UEFA'ya gidebilelim. Öyle olursa böyle olur. Şöyle olursa böyle olur. Noktasındayız. Kaç maç yaptık? 2 maçta 9 gol attık. 3 maçta 9 gol attık. Aa, lider Fener'le oynuyoruz. Dur şimdi. Şimdi Fener'i yenersek puan farkını 5'e indirmiş olacağız. Bu önemli maç. İbrahim Üzülmez'i tekrar ilk 11'imize alalım biz. Solis nasıl oynuyor? 7 ile oynuyor. Ben Hasan Yiğit'i alacağım oraya bu maçta. Şöyle bir taktik yapacağım. Fenerbahçe karşısında biraz daha sağ kanat ofansif olsun istiyorum. Haimre Yuva falan var. Ahmet Hasan'ı da almışlar. Ziya
bize Konya kalmış adamlar ya. Bu adam bilen bilir bu oyunda. Zaten Trabzon'a da gelmişti. Sağlam oyuncudur. Bizim Fener'i yenme ihtimalimiz nedir? Abi yapma Guardiola ya. Ben ne yapayım abi seni ya? Ya ben ne yapacağım? Ben böyle sorumsuz bir adam görmedim abi. İbrahim Üzülmez kullansın, ne yapayım? Başka kim var? Geon durumu ne? Geon da olabilir. Başka kim var? Kennedy. İbrahim Üzülmez kullansın, ne yapayım? Yasin nasıl kullanıyor? Yasin kullansın. Pardon, İbrahim Üzülmez. Yanlış söylemişiz abi biz sana. İbrahim Üzülmez de kaptan oldu. Tamam abi. Şimdi 70 dakika deli dana gibi koşacaksınız abi. 70 dakika adamlar 11 kişi. Biz 10 kişiyle o açığı kapatmak için deli dana gibi koşacağız. Ay ay. Abi rezaletsiniz ya. Abi şampiyonluk bırak abi. Yok yok. Kennedy Bakırcıoğlu çık. Tuncay gir. Tuncay'ı böyle böyle takıma ısındıralım dedik de adam direkt ilk 11'e çıkmaya başlayacak artık yine. Abi yapmayın ya. 3-0 nedir ya? Abi Halil kim ya? Halil Gündüz Halil, bu adam kim abi? Oha. Sözümü yuttum. Abi 4 tane yedik Fener'den. Lig durumu 7. sıradayız. Dortmund'a 5 at, Fener'den 4 ye. Guardiola'ya şimdi bir başvuru yapalım da. Ne yaptın abi Guardiola? Dur bir dakika. Ne yapmış? Maç 2 maç ceza geldi. Ne yaptın abi 4-0'lık bu maçta sen 20. dakikada? İki ayağıyla Halil'e dalmış. Bu adama ben de ceza veririm. Cezasını da kabul etti. Abi kabul edeceğin şeyi yapma ya. Hep böyle oluyor zaten. Bu oyunun şeyi bu. Sağlam kadro kurduğunda takım sana saç baş yolduruyor. Şimdi 3 maç. Nerede bizim şey? Yasin Sülün. 5 numara yedeğimiz kim olacak? Ziya olsun. Hasan Yiğit nasıl oynadı ya? 7 ile oynamış. Diyarbakır maçında da o oynasın. Bayram. Güle güle abi. Hiç uğraşamam. 800 bine verecekmişiz. Tamam abi. Evet. Ligde kalma mücadelesinde Diyarbakır Beşiktaş'la mücadele ediyor. Nihat dağıtıyor Nihat. Nihat'ın yerine biz kimi alalım biliyor musunuz? Amokachi'yi alalım ilk 11'e. Ahmet Dursun. Abi Mehmet Aksu'yu deneyeceğim ya ikinci yarı. İbrahim Üzülmez kaptan olsun. Köşe vuruşlarını vesaire de İbrahim Üzülmez'e verelim abi. Yasin'e verelim bir dakika. Şunu da Yasin'e ver. Köşe vuruşlarını da İbrahim Üzülmez'e ver. Hiç umudum kalmadı takıma dair ya. Ben Kennedy Bakırcıoğlu'nu orada unuttum gene. Şeyi Tuncay'ı koyacaktım ben. Hakem neyse ki offside dedi. Küstüreceksiniz oğlum benim takıma. Niye böyle yapıyorsunuz siz? Kaleye bulan 4 şut İlhan Mansız denemeye devam ediyor. Vay be İlhan.
senden hiç ummadığım şekilde oynuyorsun bu sezonda. Ya bu kariyerde. Amokachi'yi getirdik takıma. Lider olmalı zaten abi. Sizin ayarlığınızdan mı diyeyim, ne diyeyim? ...1-0 bitti, adamların kalecisi maçın adamı oldu. Ben burada saç baş yoluyorum abi. 8 puan fark var. Fenerbahçe kazanırsa 11 puan olacak. Al abi, 11 puan oldu. 6. sıra abi, 6. sıra ya. Abi saç baş yoluyorum. Gerçekten saç baş yoluyorum. Bu nedir ya? Kennedy nasıl oynadın son maçta? 8 ile oynadın. Nasıl 8 ile oynarken adam kesilmezdi? Keseceğim işte, hadi. 3 numara yedek. Solis almış durumdayız. Olsun mu Solis? Olsun be. Şu ikisini değiştirelim de. Guardiola yok. Yasin Sülün kullanacak yine. İbrahim Üzülmez kullanacak köşe vuruşlarında. Zaten iş bitti. Biz bu takımı yensek de yenmesek de. Yani Dortmund şey maçına bağlıyız. Oradan ne geleceğini bilmediğim için de bir şey söyleyemiyorum. 6 puanla geleceğiz. Ya sakatlandı ya, sakatlandı ya. Abi benim krizi geçireceğim ya şu kariyer yüzünden. Geçen sefer de, geçen sezonda biz şampiyon olmayalım dedikçe diğer takımlar biz böyle arkadan itti. Bu sezonda yok öyle, yapmayız her sezon diyorlar. Biz de aynı ayarsızlıkta aynı şekilde devam ediyoruz. Rosenborg kazanıyor abi. Pardon, Dortmund kazanıyormuş. ...2-0... Adamlar Roma'yı yeniyor. Biz burada 10 tane atsak da hiçbir şey değişmeyecek. Çok da problem değil abi, bir gol yedik de. Neyse, bu bölüm ben bir kısa keseceğim. Bu maçtan sonra bitirelim. ...3-1 bitti. Tuncay Şanlı maçın adamı oldu. Vay, işte işte budur abi. Aradığım performans budur. Sonuncu olduk ya. Kresto 10 gün yok. İstanbul maçını yapsak mı? İstanbul maçını yapalım da öyle bitirelim hadi. Şampiyonlar Ligi'nden de elendik. Ya şunun için o kadar beklemiştik. 7. sıra abi, nedir bu ya? 11 puan fark yedik ya. Klestov'un yerine Ali Eren'i koyalım. Erman'ı yedeğe alalım. Forvet hattında İlhan Amokachi ikilisi iyi gidiyor. Bozma. Forvet arkası da iyi. İbrahim Üzülmez de kaptan. Guardiola yok. Serbest vuruşları hemen bir önceki maçtaki gibi yine ayarlayalım. Yasin Sülün. Köşe vuruşları da İbrahim Üzülmez. İbrahim Üzülmez nasıl oynuyor son maçlarda? 7-8 oynuyor. Tamam. Hiç bakmaya gerek yok. Biz kendi takımımızdan sorumluyuz. Bizim Fevzi sıkıntılı ya. Gerçekten sıkıntılı abi bu adam. 16 maçta 30 gol yenir mi ya? Geçen sezon ne yaptı bu adam? 33 maçta 48 gol yemiş. Geçen sezon da çok affedersiniz mıçmış yani. Hakemler offside der. Bizim eşekler gol atamaz. İlhan, sen de şöyle bir tık daha bitiricilik olsaydı kesin abi takımı sırtlayan adam sen olacaktın, belli yani. Bu kadar deneyip de gol atamamak ayrı bir meziyet çünkü.
Coşkun Birdal. Bu adam hep canımı yakmıştır benim. Hep. Tuncay Şanlı ya. Adam coşuyor ya. Yani bari şu şekilde bitirelim. Dördüncü sırada bitirelim bu haftayı da. Beni delirtmeyin abi. 67. dakika, orada iki oyuncu da kondisyon sıkıntısı yaşıyoruz. Amokachi biri. Al şu Amokachi'yi. Mehmet Aksu'yu bir deneyelim orada. İlhan durumun ne? Ah be İlhan be. Kennedy'yi forvet deneyeceğiz. Solis'i mi denesek forvet? Kennedy'yi deneyelim. Hayır, Kennedy ile Tuncay'ı değişelim. Tuncay'ı forvete alalım. Forvet hattını değiştirdik. Bir tane çok tecrübesiz, bir tane de çok genç adam var. Hadi bakalım. Ne olacak görelim. Oh be, kazandık. Tuncay yine maçın adamı. 2-1. 5. sırada bitirdik. Bursa önümüzde, Göztepe önümüzde. 9 puana indi şu anda fark. Bu kadar stres bana yeter. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yardımlarınıza ihtiyacım var. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.